أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
مِّنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hamza Hocam, bahtiyar olun. Çok teşekkürler ediyoruz. Cenab-ı Allah daha uzun yıllar güzel sesinizle şakamayı, kelamına hayat vermeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaten siz gibi insanları dinlerken doğal olarak ömrün belli bir döneminde oluyor. Bu acaba ben de yapabilir miyim? Böyle bir heyecan geliyor insana. Siz yetişkinlerin de hiç değilse biraz tecvidlerini düzeltebileceği ümidiyle dersler veriyorsunuz. Respect Graduate School bünyesinde de yetişkinlere Kur'an tilaveti kursu veriyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz? Böyle hazır Kur'an'la başladık. Değerli arkadaşlar, ben de bu arada Kur'an okulunun linklerini paylaşıyorum chatte. Hocam buyurun. Evet, Kerim abi ve kıymetli hazırım. Öncelikle böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle güzide bir topluluğun önünde Kur'an-ı Kerim okumak ve bu insanların şehadetlerini almak, inşallah Allah katında makbule geçer diye ümit ediyorum. Hepimiz tabii en başta birer mümin olarak Kur'an talebesiyiz ve Kur'an'a talebe olmanın yaşı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar buyurmuş. Biz de Respect'te Allah razı olsun İsmail abimizin koordinesiyle, İsmail Büyükçelebi abimizin ortalama 200, bazı dönemlerde 300'e ulaşıyor. Yetişkin öğrenciye online Kur'an dersi veriyoruz. Buna göre hem hanımefendi hocalarımız hem beyefendi hocalarımız alanında gerçekten uzman yetişkin hocalarımız var. Sınıflarımız 7-8 kişi oluyor. Bazen 9-10'a kadar ulaşabiliyor. Değişik level'larda, birinci level, en başta Kur'an okumaya giriş, elif be, sonra birinci level, ikinci level, üçüncü, dördüncü. Dörtten sonra tasih-i huruf dersi var. Yani daha böyle biraz daha işi sıkı tuttuğumuz. Bir de hatim grubu var. Bunun dışında Respect'te yine Kur'an-ı Kerim makamlara yönelik dersimiz var. Çocuklara yönelik ayrı dersler var. Şükürler olsun Allah böyle bir imkan açtı. Yetişkinlerin de tecvidi Kur'an'ı öğrendiğine, yani emekleri kadar, gayret göstermeleri kadar, biraz daha Cenab-ı Hakk'ın verdiği kabiliyet, potansiyel neticesinde şahitlik ediyoruz. İlgi duyan, duymayanları ilgi duymaya davet ediyoruz. İlgi duyanları da inşallah derslerimize tanışmaya davet ediyoruz. Sizin aracılığınızla çok teşekkür ederiz. Hamza Hocam, ben şöyle direkt bir soru sorsam. Bu direkt gönlümden kopan bir soru. Şimdi bu yaşa gelmişim, hala daha doğru dürüst Fatiha'yı okuyup namaz kılmayı bile beceremiyorum. Biraz da böyle hizmette bir yere de gelmişim güya kendimce. Aslında birisinin rahle-i tedrisine okuyup kendimi toparlamam lazım, onu biliyorum ama biraz da utanıyorum. İki utanç arasında hangisini tercih etmeli insan? Yani oradaki utancın yani meşru talep edilen bir utanç olmadığı muhakkak. Yani bir hikaye anlatılır İmam Muhammed'in İmam-ı Azam'a talep olmasıyla ilgili. Bilmiyorum yani bunun şeydeki sıhhat değeri nedir ama İmam Muhammed güya Bağdat'ın valisinin oğluymuş.
İmam-ı Azam'a talebe olmak için geldiği zaman, ya sen valinin oğlusun demiş, sen talebe olamazsın. Olmak istediğini görünce de git demiş, Bağdat'ın öbür tarafından 3 tane ciğer al, birbirine değdirmeden getir buraya demiş. İmam Muhammed işte ciğerin birini bir eline, birini bir eline, birini de ağzına almış. Böyle Bağdat'ta yürüyerek gelince halk işte demiş, ya valinin çocuğuna bak, işte ağzında ciğer taşıyor falan diye. İmam-ı Azam'ın yanına gelince rivayet o ki İmam-ı Azam demiş, tamam demiş. Yani sen bu ben valinin oğluyum diyerek utangaçlığını yendiğin için sen ilim öğrenebilirsin diye böyle bir menkıbe anlatılır. Yani öğrenmek için utangaçlı bir şekilde üstesinden gelmemiz lazım. Öğrenmenin yaşı da yok, okumanın yaşı da yok. Hepimiz, yani hepimiz, mutlaka ben dahil, daha fazla ilmimizi geliştirmek istediğimiz zaman buna ihtiyacımız var ve bir hocaya müracaat etmeden de bu çoğu zaman noksan kalıyor. Siz bir hoca olarak karşınıza 50 yaşına gelmiş, neredeyse bir ayağı mezarda birisi geliyor. Estağfurullah. Bir bakıyorsunuz ki Fatiha'sını doğru okuyamıyor. Hissiyatınız yazıklar olsun ne biçim adamsın mı oluyor yoksa iyi ki geldin ölmeden mi Yok, oluyor? kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yani Allah o zaman nasip etmiş ve o zamana imkanı olmuş. Her insan aynı imkanlarda yetişmiyor. İyi ki geldi diyorum. Yani bazen insanlar tamamen istediğimiz formata gelemeyebiliyorlar ama hiç olmazsa en azından o emeği ortaya koymuş oluyorlar. Allah katında belki mesuliyetlerini ve onlar için güzel bir hüsnü şehadet olur. Ama genelde tabii bu akşamdan sabaha olmuyor, bir süreç istiyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim 3 günde düzelmiyor, 1 ayda düzelmiyor. Hani biz başka genç çocuklarımız var, homeschool'da Kur'an öğretiyoruz. 1 sene ders veriyoruz, yine düzelmeyen çocuklar oluyor. Hatta bıraktıktan sonra çocuklar gidiyor, 2 ay sonra karşılaştığımızda bir daha yani aldıklarını kaybetmiş olabiliyorlar. Bunu bir hayat felsefesi yapmak lazım muhtemelen ve zamana yayarak biraz sabırla çok şeylere gelinebilir. Yani benim sadece Kur'an okuma değil, şu an 40 yaşı civarında bir öğrencim var, hafızlık yapıyor ve yarısını ezberledi. Günlük beni arıyor, FaceTime'dan ezberini dinletiyor. İşte şurayı böyle yapalım, burayı böyle yapalım. Ama 4 senedir devam ediyoruz. Sana diyorum 4 sene oldu. Niyetine de koymuş. Yani bu 10 senemi de alsa devam edeceğiz diye devam ediyoruz. Önemli olan bunu günlük programlarımıza koymak. Mübarekallah. Hamza Hocam çok teşekkürler Ben ediyoruz. çok teşekkür Bekar olmuş. ederim. Allah'a emanet Allah'a olun. emanet Rabbim olunuz. bereketli Selamet olsun sakalınız inşallah. Allah inşallah. razı olsun.